Efendim sizlere sevgili dostlarım diye hitap edersem umarım mutlu olursunuz. Çünkü o kadar çok kamplaştık ki birbirimizi sorgulamaya başladık. Türkiye'nin buradan süratle çıkması lazım. Kucaklaşmamız lazım. Onu ben helalleşmemiz lazım diyerek ifade etmiştim. Kavgadan hiç kimse karlı çıkmaz. Ama beraber olursak, birlik olursak, gücümüzü birleştirirsek Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Her sorun çözülebilir. Niye çözülmesin? Akıl var mı? Var. Bilgi var mı? Var. Birikim var mı? Var. Bu işi yapacak insanlar var mı? Var. Türkiye'nin her tarafında da var bu insanlar. Türkiye'nin sorunlarını bilir. Köyse köyün, ilse ilin, ilçe ise ilçenin sorunlarını bilir. Üç aşağı beş yukarı. Sorunların nasıl çözüleceği konusunda da oturup kafa yormamız gerekiyor. Efendim Düzce'deyiz. Türkiye'nin en güzel kentlerinden birisindeyiz. Gerçekten olağanüstü bir yeşilliği var. Ben bürokratken Düzce'nin arka taraflarında, doğanın arka taraflarında Karadeniz'e bakan yerlerde, bölgelerde bir arkadaşımın evi vardı orada. Oraya davet etmiştim. Yeşilin bütün tonlarını Düzce'de görmek mümkün. Olağanüstü güzel bir doğası var. Dolayısıyla bu doğaya sahip çıkmak lazım. Doğa sadece düz yerlere değil aslında. Bütün Türkiye'ye hitap ediyor. Bütün Türkiye baktığınız zaman yeşilin, doğanın korunmasını istiyor. Bu da hepimizin ortak görevlerinden birisi. Tekstil sektörü ve ağaç sanayinin burada geliştiğini biliyorum. Tarımın artı fındığın bu bölge için önemini de biliyorum. Bölgenin kalkınması gerektiğini de biliyorum. İki organize sanayi bölgesi var. Bu organize sanayi bölgelerinde yeni yatırımların olduğunu da biliyorum. Kamyon şoförlerin büyük dertleri var gelirken onlarla oturduk kısa bir sohbetimiz de oldu. Sabah kahvaltısını onlarla beraber yaptık. Onların da dünya kadar sorunu var. Sorunların nasıl çözüleceğini biliyorum. Onlara da anlattım. Bu sorunların böyle çözülmesi gerektiğine dair düşüncelerimi de aktardım. Şimdi aramızda muhtar kardeşlerim var. Bizim bir numaralı sorunumuz demokrasidir. Bir numaralı sorunumuz. Çünkü demokrasinin olmadığı yerde insanlar önünü göremezler. Demokrasinin olmadığı yerde insanlar özgürce tartışamazlar. Demokrasinin olmadığı yerlerde insanlar düşüncelerini ifade edemezler. İl başkanımız konuştu. Kaç dil konuşuyor? 22 mi? 25. 25 dil konuşuyor. Şimdi biz bunu kavga nedeni sayıyoruz. Halbuki bu bizim zenginliğimiz. Ne kadar güzel bir şey. İnsanlar konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Şimdi biz kavgadan uzak durdukça ve her birimiz büyümeye odaklanırsak, gelişmeye odaklanırsak, işsizliği sonlandırmaya odaklanırsak, kişi başına geliri artırmaya odaklanırsak, yaratılan gelirin halkça bölüşülmesine, paylaşılmasına odaklanırsak bütün sorunları çözebiliriz. Burada uzun uzun belli konulara girmeyeceğim ama bir iki konuya gireceğim. Sonra sizler sorularınızı açarsanız ben o konuları burada sorularınıza cevap vereceğim. Bunlardan birincisi şudur. Suriyeli kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Bu konudaki düşüncelerim de gayet açık, gayet nettir. Bunu kamuoyuyla da paylaştım. Suriyeli kardeşlerimizle de paylaştım. Onların kendi ülkelerine gitmesi lazım. Onların can ve mal güvenliğini sağlayarak, Suriye ile oturup bir masada konuşarak bütün bu sorunların çözülmesi lazım. Onların evleri, yolları, okulları, kreşleri yapılarak ve bunların yapımı ile ilgili finansmanın da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından karşılanmasıyla bütün bunların hepsi yapılır. Avrupalılarla da konuştum. Avrupa Birliği yetkilileriyle de konuştum. Bunlar olduğu takdirde artı bizim iş dünyamız Gaziantep'te oldukça iyi, dinamik bir iş dünyamız var. Onların zaten o bölgelerde fabrikaları vardı. O fabrikaları da hayata geçirerek işleri var, yolları var, okulları var, kreşleri var, hastaneleri var, evleri var, barkları var. Burada asgari ücretin yarısına niye sürünsünler? Kendi ülkelerine bu çerçevede göndereceğiz. Irkçılık yapmayacağız. Bu milletin alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz. Her birimiz, onlar da bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz, ortak kültürümüz var, ortak tarihimiz var. Onları kendi ülkelerine, onların özgür iradeleriyle göndereceğiz. Altyapısını oluşturarak.
Bunu bizler bilmenizi ve buna inanmanızı isterim. İkincisi şu, demokrasi dedim. Demokrasiyi tabandan başlayarak yukarıya doğru büyütmemiz lazım. Onun yolu da muhtarlık kurumunu güçlendirmemiz lazım. Muhtarlık kurumu ne kadar güçlü olursa demokrasi de o kadar güçlü olur. Şimdi muhtar var, güzel. Seçiyoruz, evet güzel. Ama muhtar diplerde bir yerde duruyor. Arayanı yok, soranı yok. Derdi nedir, ne değildir? Gücü nedir, ne değildir? Hiç kimse sormaz muhtarın. Bakın ben size bir örnek vereyim değerli arkadaşlar. Onu arkadaşlarımla beraber arkadaşlara talimat verdim çalışırken. Nedir bu diye. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. Muhtarlık kurumu bu kadar önemli. Biz diyoruz ya tarihe bağlıyız. E tarihe bağlıysan muhtarlık kurumuna bağlı olacaksın. Milletvekili seçiminden önce muhtarlık seçimi yapılmış bu topraklarda. O zaman muhtarlık kurumunun bir tarihsel derinliği var. Buna önem vermek lazım. Artı bugün 82 kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. Ne muhtarlar bunu bilir ne de biz biliriz. Biz de muhtarlık konusunda araştırma yaparken bu gerçeğin farkına vardık. Sizin yani muhtarların kendilerine özgü bir kanunu yok. Muhtar elini alacak, bu kanun benim kanunumdur diyecek. Böyle bir kanun yok. Bunun çalışmalarını yaptık. Bütün muhtar derneklerine gönderdik. Olur ya bizim bir eksiğimiz varsa söyleyin, onu da dahil edelim. Son haline getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduk. Dedi ki bu muhtarlık kanunu beraber kabul edelim. Hep beraber. Ha bizim teklifimizi kabul etmiyorsanız siz verin, biz evet diyelim. Bu kanun reddedildi. Bu kanun teklifi reddedildi. Muhtar kardeşlerime şunu söylemek isterim. Eğer siz gerçekten de muhtarlık kurumunun güçlü olmasını istiyorsanız sizin kanun teklifinizi reddeden partilere oy vermeyeceksiniz. Veriyorsanız bu halinizle kalacaksınız. Vermeyecekseniz, evet ben muhtarım kardeşim, benim de belli yetkilerim, belli haklarım olmalı diyorsanız o zaman bu çalışmayı yapan ve sizin hakkınızı savunan siyasi partilere oy vereceksiniz. İşin Türkçesi bu yani. Bakın, sizin birleşik oy pusulanız yok. Niye yok? Niye yok bir birleşik oy pusulanız? Giriyoruz kabine, oy vereceğimiz muhtarın şeyi yok, pusulası yok. Birisi rakibi alır, cebine koyar, götürür, bulamazsınız oradan. Halbuki birleşik oy pusulası olsa, kim istediği muhtara oy veriyorsa fotoğrafı var, adı var, soyadı var, mührünü basar, mesele biter. Bu muhtarlık kurumuna değer vermemenin sonucu. Ama bu talep gelmiyor yeteri kadar. Bu talebin gelmesi lazım. Artı ben söyledim, her bir muhtara bir yardımcı personel verilmesi lazım. Ya dünya kadar işsizimiz var. 10 milyon işsizimiz var. Kıyameti kopardılar. Vay efendim muhtara verilir mi? Vereceğim arkadaş, vereceğim. Her muhtara bir tane KPSS sınavında başarılı olan bir kişi yardımcı olarak gelecek muhtarın. Yardımcısı olacak. Ya siz dükkanı kapattığınızda kimse yok orada. Kimse yok. Niye yok? Birisinin orada olması lazım. Gelen şikayetleri toplaması lazım. Dünya kadar icradan dosyalar geliyor değil mi? Bunları tebliğ edin diye. Size bir para veriliyor mu bunun karşılığında? Verilmiyor. Ama PTT memuru dağıttığı zaman maaş alıyor. Size vermiyorlar. Niye vermiyorlar? Her muhtarlığın bir bütçesinin olması lazım. Makul bir bütçesinin. Diyeceksiniz ki ya memleket bu haldeyken muhtarlığın bütçesi mi olur? Niye olmasın? Niye olmasın? Bu mahallede oturuyorsunuz. Düzce'de oturuyorsunuz. Bütün mahallelerde muhtarlarımız var. O mahallelerin tamamında oturanlar size oy veriyor mu? Veriyor. Belediye başkanına oy veriyor mu? Veriyor. O mahallede oturanlar emlak vergisi veriyor mu? Veriyor. Nereye veriliyor? Belediyeye. %1'i muhtarlara verirse ne olur? Ne olur yani? Verilecek. Köy tüzel kişilikleri, özellikle bazı büyük şehirlerde köy tüzel kişilikleri kaldırıldı, mal varlıklarına da el kondu. Bu da yanlış. Köy tüzel kişiliği kalkmalı, kalmalı. İhtiyar meclisi olmalı gene orada. Ve orayı yönetiyorsunuz siz. Yönetecek akil insanlar bunlar. O akil insanlar bir araya gelecekler, orayı yönetecekler. Artı sosyal yardım yapıyoruz.
Kimin aracılığıyla yapıyoruz sosyal yardım? Bizim partili ona verelim, öbür partili oraya vermeyelim. Olmaz. Bir mahallede kim fakirdir, kim zengindir, kimin neye ihtiyacı var? Bunu en iyi bilen mahallenin muhtarıdır. Bunu hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Bizim geçmiş dönem bir milletvekilimiz vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hoca. Sencer Ayata Türkiye'nin en önemli sosyologlarından birisidir. Dünya Bankası Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne Türkiye'de bir yoksulluk araştırması yapar mısınız demişler. Evet yaparız demişler. Yoksulluk araştırması yapacaklar ama yoksul nerede oturuyor? Nereden bulacağız bunları? Hoca Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin lojmanında oturuyor. Okula gidip geliyor zaten. Her şey bir kampüsün içinde. Birisi diyor ki, hocam diyor sen yoksulları bulup onlarla ilgili anket yapıp, çalışma yapıp onların sorunlarını mı çözmek? Evet. Ya mahallenin muhtarına gideceksin veya mahallenin bakkalına gideceksin. Bunlar hangi evde, kim, hangi pozisyonda bilirler. Ve gittik diyor. Gerçekten mahallenin muhtarını bulduk. Muhtar bize tek tek evleri gösterdi. Şimdi muhtar parti kimliğiyle seçilmiyor. Muhtar adıyla seçiliyor. Çıkıyor toplumun önüne, ben muhtar adayım diyor ve seçiliyor. Dolayısıyla muhtara eğer yetkiyi verirseniz, sosyal yardımları da muhtar eliyle dağıtırsanız, o zaman o yardımlar gerçek anlamda fakire, fukara ulaşmış olur. Biz bunu savunuyoruz. Kanun teklifin içine bunu da koyduk. Başka bir şey daha ifade edeyim. Belediye meclis toplantılarına sizi almazlar. Mahalle var şimdi. Mahallenin muhtarısınız. Gayet güzel. Mahallenin muhtarısınız. Mahallenizle ilgili bir karar alınmış. Mahalleli gelip sizi buluyor. Ya muhtarım bu nedir Allah aşkına diyor. Siz diyorsunuz vallahi benim de haberim yok. Belediye meclisine toplantılarına, belediye meclisi toplantılarına mahallenizle ilgili bir karar alınıyorsa, imar durumu olur, başka bir şey olur, neyse bilmiyorum. Olursa o toplantıya muhtar mutlaka katılmalı ve söz sahibi olmalı, artı oy sahibi olmalı. Böylece muhtar mahalleyle ilgili alınan kararın ne olduğunu bilmeli. Eğrisini doğrusunu anlatmalı. Muhtar mahallenin dışına itilmemeli. İradenin, mahallenin bir iradesi var, sizi seçmiş. Siz o iradeyi reddediyorsunuz. Dolayısıyla imar dahil olmak üzere, sorunlar dahil olmak üzere, çözümler dahil olmak üzere muhtar arkadaşımız kendi mahallesiyle ilgili bir karar görüşülürken, alınırken belediye meclis toplantılarına katılmalı, söz sahibi olmalı. Şimdi siz seçiliyorsunuz. Sizin maaşınız yok. Ödenek alıyorsunuz siz. İzin alamıyorsunuz. İzin alırsanız ödeneğiniz kesiliyor. Niçin? Niye kesiliyor? Milletvekilinin kesilmiyor, o da seçimle geliyor. İzin aldınız, hastalandınız, aylığınız kesilir. Vermezler aylığı. Dolayısıyla bu statünün de seçimle gelen herkes için hangi statüye tabi ise muhtarın da aynı statüye tabi olması lazım. Efendim muhtar olur, belediye başkanı olur, milletvekili olur, başbakan olur, cumhurbaşkanı olur, neyse. Madem ki aynı millet bize oy veriyor, madem ki seçimle geliyoruz, bu kuralın herkes için olması lazım. Başka bir şey daha. Muhtarlığı bir kamu kurumu olarak kanun tanımlamıyor. Belediye bir kamu kurumu. Diğerleri pek çok yer kamu kurumu. Ama muhtarlık kamu kurumu olarak tanınmıyor. Kamu kurumu olarak tanınmadığı için belediyeler muhtarlarla ortak proje yapamazlar yasak kanuna göre. Niye yasak? Cezalandırılırken kamu kurumu, ben biliyorum. Ama muhtarlığın da kamu kurumu olarak tanımlanması lazım. Artı bir Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması lazım. Nasıl Türkiye Belediyeler Birliği varsa, Türkiye Muhtarlar Birliği'nde olması lazım. Tek ses olması lazım, bir çatı örgütü olması lazım. Muhtarların taleplerinin bir şekliyle parlamentoya yansıması lazım. Dolayısıyla bu kurum güçlü olduğu takdirde, demokrasi de güçlü olacaktır. Güçlü olduğu takdirde vatandaşın derdini anlatacağı makama güveni artması demektir. Bir vatandaş en rahat kime ulaşır? Muhtara ulaşır. Belediye başkanına ulaşmak da zorluk çekebilir. Milletvekiline, bakana bunlara zorluk duyur. Zor nereden bulacaksınız? Dünya kadar işleri var bunların.
İlk kapısını çalacağı kişi muhtardır. O zaman muhtarlık kurumu güçlü olursa hem sosyal devlet anlayışımız güçlü olur, artı muhtarlık kurumu güçlü olur, artı demokrasimiz güçlü olur. Şimdi değerli arkadaşlarım, bir başka konu. Hep derler ki, ya şu CHP var ya CHP, evet ne olmuş? Şu CHP hep eleştirir ama hiç öneri getirmez derler. Düzceli kardeşlerime şunu söyleyeyim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir daha ifade edeyim. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Arkadaşım burada söyledi. Sesi duyulmayanların sesi olduk. Taşeron işçilik vardı değil mi? İlk dile getiren. Taşeron işçileri ilk örgütleyen, Erzurum'dan başlayarak. Bütün bunların kadro almasını sağlayan. Oturdum, kavga ettim. Yıllarca. Şimdi apartman görevlileri var. Her gün karşılaşıyoruz oturduğumuz apartmanda. Her gün yan yanayız aslında onlarla. Ama onların da dertleri var. Onların da sorunları var. O sorunlara da eğileceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz var, Afganlar var. Onların da sorunları var. Dediğim insani boyutlarda hepsini çözeceğiz. İnsani boyutlarda. Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden insani boyutlarda bütün sorunları çözeceğiz. Şu soruyu sorabilirsiniz. Ya iyi de kardeşim ya gelince ne yapacaksınız? Bize bazen altılı masaya diyorlar ya bunlar altı benzemez. Evet altı ayrı partiyiz doğru. Altı ayrı partiyiz. Ama altımız insan hakları konusunda aynı düşünüyoruz. Demokrasi konusunda aynıyı düşünüyoruz. Sosyal devlet konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin büyümesi kalkınması konusunda aynı şeyi düşünüyoruz. Piyasalarda bu kadar zam furyası olmasın, aynı şeyi düşünüyoruz. Fiyat istikrarı olsun, aynı şeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin itibarı saygınlı olsun, dünyada söz sahibi olsun, aynı şeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla, ister Düzce'de, ister Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında, her insan altılı masaya baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. Kim olursa olsun, geçmişi ne olursa olsun, altılı masaya baktığında, o liderlere baktığında kendisinden bir parçayı orada görüyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye eğer bu koşulları yaşıyorsa, bu kadar ağır sorunları yaşıyorsa, bu sorunları çözmek hepimizin boynunun borcudur. Bizi bir araya getiren, Türkiye'yi bugün içinde bulunduğu çıkmazdan çekip, doğru dürüst bir alana Türkiye'yi çıkarmaktır. Demokrasi açısından çıkarmaktır. Bizim ana hedefimiz budur. Ne yapacağız? Diyelim ki yarın sabah geldiniz. Seçim oldu geldiniz. Ne yapacaksınız? İlk yapacağımız iş bir genelgeyle devletteki bütün israf kapılarını kapatacağız. İsraf haram mıdır? Haramdır. İsrafı önlemek bizim görevimiz mi? Bizim görevimiz. İsrafı kapatacaksın kardeşim. İsrafı yasaklayacaksın. İsraf yapan adamın burnundan getireceksin. 13 uçağım olacak benim. Niye 13 uçağım olacak benim? Bir tane yetmiyor mu? Hadi iki tane olsun. Cumhurbaşkanı adayımızın seçilirse, Allah nasip ederse, bir uçağı olur, iki uçağı olur. 13 tane uçak ne olacak arkadaşlar ya? 13 uçağın bakımıydı, harcamasıydı, şuydu, buydu vesaire. Ya israf değil mi bu Allah aşkına? Söyler misiniz bana? Daha buna benzer, dünya kadar israfı var. İsraf var. Bunları önleyeceksiniz. Kur'an'ı koyacaksın. 1, 2, 3, 4, 5. Bina boş. Bakanlık binasını boşaltıyorlar. Gidip kirada oturuyorlar. Arkadaş bu bina bomboş ya. Niye kiraya çıkıyorsun sen? Çünkü yapan müteahhit kazansın diye. İyi de o kazansın ben ona itiraz etmiyorum ki. Ama devletin sırtından niye kazanıyor? Fakirin fukaranın ödediği verginin sırtından niye kazanıyor? Biz bunu önlemek zorundayız. Buna çözüm üretmek zorundayız. Devletteki israfı, kiraydı, saltanattı bunların hepsini bitireceğiz. Hepsini. Devlet dediğiniz kurum mütevazi olur, halkına hesap verir, itibarlı olur, söz sahibi olur, adaletli olur. Ne diyoruz? Devletin dini adalettir diyoruz. Adaleti sağlamak zorundasın. İsraf olan bir yerde adalet olmaz. Çünkü israf olan bir yerde birisinin hakkının, hukukunun birilerine peşkeş çekilmesi demektir. İki, geldik, seçildik, güzel. Nasıl karar alacaksınız? İsrafı önledik, güzel.
devletin bütün bilgilerine sahip olmadan karar alamazsınız. İş dünyasında çalışıyorsunuz, fabrikanız var. Karar alacaksanız ne yaparsınız? Aynı sektörde çalışan bütün kurumları incelersiniz, bakarsınız. İstatistiklere bakarsınız, alışveriş rakamlarına bakarsınız, bir karar alırsınız. Biz ne yapacağız? Hemen derhal bir stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Planlamayı kapattılar. Planlama yapmayan bir devlet olur mu? Her evde plan yapılır. Ay başını nasıl getireceğiz ya? Taksit var, nasıl ödeyeceğiz ya? Siz koskoca yıllar yılı bu ülkenin en önemli kurumlarından olan Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar. Bir planlama örgütü kuracağız süratli bir şekilde. Oraya en nitelikli işin uzmanı olan en nitelikli insanları oraya atayacağız süratle. Ve şunu söyleyeceğiz. Kararname çıktı kardeşim, sizleri de atadık. Bana 10 gün içinde, en geç 10 gün içinde devletin bütün rakamlarını getirin. Gelirimiz nedir, giderimiz nedir, yükümlülüklerimiz nedir, faizimiz nedir? Bunların hepsini getirin önümüze. Getirecekler ve biz ondan sonra karar vereceğiz. Öyle hayali karar vermek olmaz. Devlet yönetmek ciddi iştir. Devlet yönetmek sorumluluk ister. Ve sorumluluğun farkında olmak gerekir. O nedenle böyle bir planlama teşkilatımız olacak. Devletin bütün rakamları gelecek 10 gün içinde oturup kararını vereceğiz. Nasıl yapacağız biz bu işi? Hepimiz şöyle veya böyle devletin daha saygın olmasını, her kuruşun yerli yerinde harcanmasını, önceliklerin iyi tespit edilmesini istememiz lazım. Şu soruyu her bir vatandaşım kendisine sorsun. Ya biz niye buğday ithal ediyoruz? Niye mercimek ithal ediyoruz? Niye nohut? Niye bakla? Niye saman? Niye canlı hayvan? Niye et ithal ediyoruz? Niye ayçiçeği ithal ediyoruz? Ayçiçeği yağ ithal ediyoruz. Ya bizim topraklarımız mı yok? Var. Çiftçimiz mi yok? Var. Güneşimiz mi yok? Var. Suyumuz mu yok? Var. Her şey var. Her şey var. Konya'dan küçük Hollanda dünyanın her tarafında tarım ürünü ihraç eder. Konya'dan küçük. Devasa koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti her şeyi dışarıdan alıyor. Her şeyi. Kim getirdi bu hale? Bay Kemal mi getirdi? Hayır. Ama göreceksin. Devleti adaletle yönetirseniz bütün bunların hepsi olur. Hepsi olur. Adaletle yönetirseniz. Parayı nerede kullanacağınızı bileceksiniz. Savurgan olmayacaksınız. Bunu yaptığınız takdirde devlet kendi çarkları içinde bir saat gibi çalışır. Kendi şartları içinde. Bütün mesele bu adaleti sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamaktan kim sorumlu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Size bir soru. Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesi der ki, Merkez Bankası'nın temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Nokta. Açın bakın, gidin şeye girin, internete girin, buna bakın. 4. maddede bunu yazar. Peki Türkiye'de fiyat istikrarı var mı? Yarın sabah hangi ürünün kaç lira olacağını kimse bilmiyor. Yarın sabah doların kaç liraya çıkacağını kimse bilmiyor. Yarın avro ne olacak kimse bilmiyor. Hiç kimse önde göremiyor. E fiyat istikrarını sağlamak zorunda olan, anayasaya göre, yasalara göre zorunda olan kurum ne iş yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Eli kolu bağlanmış. Yapacağımız işlerden bir diğeri de, demek ki üçüncü önemli işte, Merkez Bankası'nın başına hem iç piyasalarda hem dış piyasalarda, finans piyasalarda güven verecek bir ismi getireceksin. Öyle A partili B partili değil. Güven verecek, işini bilecek, işinin ehli olacak birisini getirecek. Kardeşim senin görevin bu. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çıkarmış. Bu kanunun gereği olarak sen fiyat istikrarını sağlayacaksın kardeşim. Bitti o kadar. Bunu yapacağız. Değerli arkadaşlarım, güven veren birisi diyorum. Siz Merkez Bankası neyle uğraşır? Para işleriyle değil mi? Döviz, altın, para vesaire, borçlar bunlarla uğraşır. Allah aşkına bana söyler mi düzeli kardeşler? Bir arkeoloğun Merkez Bankası'nda ne işi var? Ben arkeologları küçümsemiyorum. Onların da çok önemli işi var. Tarihi bütün hazineleri çıkarıyorlar. İyi de ne işi var arkeoloğun Merkez Bankası'nda? Ne işi var emekli milletvekillerinin bankaları yönetim kurullarında? Ne işi var
Güreşçilerin bankaların yönetim kurulunda. Ne işleri var? Rüşvet alanların bankaların yönetim kurulunda. Ne işleri var bunların? İşi eline teslim ederim derken bunu kastediyorum. Kardeşim bunların ne işi var devletin yönetiminde? Devlet dediğiniz ciddi bir kurumdur ya. Biz hepimiz de devletimize bağlıyız. Devletin ciddi yönetilmesi lazım. Güzel yönetilmesi lazım. Olmadığı takdirde bugünkü pozisyonla karşı karşıya kalıyoruz. Sorun nasıl çözülür? Bunları yaptık. Geliyorum dördüncü konuya. Nasıl yapacağız? Bir sürü sorun var. İsrafı önledik. Çağırdık, dedi ki teşkilatı, planlama teşkilatını kurduk. Devletin bütün verileri geldi, elimizin altında hepsi duruyor. Merkez Bankası'nı bağımsız kıldık, başına çok nitelikli bir adam getirdik. Hem iç piyasalarda hem dış piyasalarda güven veren bir insan getirdik. Yönetimi ona göre oldu. Yetiyor mu? Hayır. Sorun var. Sanayicinin sorunu var, esnafın sorunu var, çiftçinin sorunu var, herkesin sorunu var. Sorun nasıl çözülür? Rahmetli Ecevit bir konsey kurmuştu, Ekonomik ve Sosyal Konsey. Sonra bu bir anayasal kurum haline geldi. Ekonomik Sosyal Konsey'de sanayicisi de olur, esnafı da olur, efendim Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı da olur, efendim çiftçiler olur, Ziraat Odalar Birliği Başkanı olur. Dolayısıyla sorunu yaşayan tarafları çağırırsınız ve siz iktidar olarak dinlersiniz sorunu yaşayan insanı ve ona sorarsınız hangi sorunları yaşıyorsunuz. Ve biz bunları nasıl çözelim? Bir tarafında ne olur? Sorunu yaşayanlar. Öbür tarafında ne olur? Sorunu çözecek olanlar. İkisi yan yana gelecek. Sorunu yaşayanla sorunu çözecek olan yan yana gelmezse sorun çözülmez. Demek ki Ekonomik Sosyal Konsey'i işler hale getireceğiz. Bir anayasal kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey işler hale gelecek. Dolayısıyla herkes gelecek orada sorunun nasıl çözüleceğini anlatacak. Bakanlara diyecek, bak dinlediniz değil mi dertleri? Çözün getirin, bir hafta sonra tekrar toplanıyoruz. Çözümü anlatın bakalım. Karşı tarafa soracaksınız, bu sorun, bu çözüm sizin sorununuzu çözüyor mu, çözmüyor mu? Böyle çalışılacak. Efendim başka bir soygun düzeni, bunu da yaptık diyelim. Yeter mi? Yetmez. Türkiye'nin sorunları büyük. Geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bir daha söyleyeyim, geleceği ipotek altına alınan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sadece sizin değil, torunlarınızın geleceği de ipotek altına alındı. 2045 yılına kadar. Yap işlet devret, kamu özel işbirliği. Dolar bazında garanti veriyorsunuz. Avro bazında garanti veriyorsunuz. Milliyetçi geçiniyorsunuz, Türk lirasını çöpe atıyorsunuz. Nasıl milliyetçilik bu? Niye böyle oluyor? Hangi gerekçeyle böyle oluyor? İş Türkiye'de. Müteahhit Türk. Hizmet verilecek ülke Türkiye. E kardeşim niye para Amerikan doları veya Avrupa'nın avrosu? Niye? Biz kendimiz yapamıyor muyuz? Garanti veriyoruz. Devlet hastane yapıyor 3 milyar liraya. Kamu özel bir işbirliğiyle hastane yapıyoruz 6 milyar liraya. Niye kardeşim? Niye 3 milyar daha fazla ödüyorum ben? Eski parayla 3 katrilyon niye daha fazla ödüyorum ben onlara parayı? Dolayısıyla size sözüm söz, bu millete sözüm söz. Allah nasip eder geldiğimizde göreceksiniz. Önce bu beşli çeteyi saf dışı bırakacağım. Beşli çeteyi. Hiç. Efendim mahkemeye başvurdular, bize beşli çete demesin diye. Mahkemede karar verdi, Kılıçdaroğlu beşli çete demesin diye. Yahu sizin feriştahınız gelse kardeşim, alın terine ben değer veririm, alın terine. Fakirin fukaranın hakkını savunmayacak mıyız ya? Sen alacaksın, soyacaksın, biz buradan seyredeceğiz. Olmaz. Efendim biz gideceğiz, uluslararası mahkemelere gideceğiz. Nereye giderseniz gidin kardeşim. Hiçbir adil mahkeme, vicdanı olan hiçbir hakim bir devletin soyulmasına seyirci kalmaz. Ben o konuda o hakimlerin verdiği kararlar, uluslararası hakimlerin verdiği kararları da okudum. Yani bu kardeşiniz bir şey söylerken kılı kırk yarıyor, bütün araştırmaları yapıp ondan sonra ifade ediyor. Öyle geleceksin, devleti soyacaksın,
Efendim uluslararası mahkemeler var. Tahkime gideceğim. Nereye gidersen git kardeşim. O hakimin verdiği kararı o bilmiyor, ben biliyorum ama. O hakimde vicdan var. Bir devlet soyulamaz diyor. Yolsuzluk üzerine garanti verilemez diyor. Sen yolsuzluk üzerine veriyorsun ya. İnsanın uçmadığı havaalanına 2042 yılına kadar garanti vermişsin. Şu kadar yolcu. Yolcu yok. Niye parayı verdin? O yatırımı oraya niye yaptın? Bakın yatırımda öncelikler vardır. Toplumun önceliği vardır. Her birimizin de tek tek önceliklerimiz vardır. Ayrı ayrı. Açsam ben ne yaparım? Açsam önce yemek yerim değil mi? Önceliğim o. Ondan sonra eğlence varsa eğlenceye giderim. Bunlar toplumu aç bıraktılar. Hep beraber eğleniyorlar. Birilerine paralar aktarıyorlar. Milyar dolarlar aktarıyorlar. Bize de diyorlar ki siz bunlara karışmayın. Karışacağız. Karışacağız. Değerli arkadaşlar. Başka bir şey daha. Kamu İhale Kurumu kesinlikle yeniden yapılandırılacak. Çağırıyorsun. Ya böyle bir şeyi ben emin olun vallahi de billahi de hiçbir yerde okumadım ve görmedim ama Türkiye'de gördüm. Önce işi veriyorsun, ihaleyi sonra yapıyorsun. Ya akıl alacak şeydir. Ya bunun adı ihale olur mu? İşi veriyorsun. Hep beraber gidip temel atıyorsunuz. Temel attıktan sonra ihale yapıyorsunuz. İhale için belgeler imzalanıyor. Namuslu bir bürokrat da diyor ki ya ben bunun altına imza atmam kardeşim. Siz zaten ihaleyi yaptınız, temeli attınız. Ya ben bunun altına nasıl imza atarım? O bürokratın adını biliyorum. O bürokratın alnından öpüyorum. Devletini, milletini sevdiği için. Bunu da gayet iyi biliyorum. Bunları değiştireceğiz. Başka? Bütçe disiplinini sağlayacağız. Bir işveren düşünün, gelirini giderini bilir, ona göre yatırımını yapar. Yani bizde güzel bir söz var. Ayağını yorganına göre uzat derler değil mi? Yorganına göre uzatacağız. Bunlar ne yorgan bıraktılar ne başka bir şey. Her şey darmadağınık. Varlık fonu kurmuşlar, Türkiye Varlık Fonu. Kardeşim buradaki paralar ne oldu? Nereye harcanıyor? Nasıl harcanıyor? Bunların hepsi karlıydı, ne oldu birdenbire bunların hepsi zarar etmeye başladı? Efendim bilgi verilemez. Niye verilmesin kardeşim? Ha niye verilmesin? Ya parasını ben ödüyorum, sana bilgi vermeyeceğim diyor. Parasını millet ödüyor, millete bilgi vermeyeceğim diyor. Olmaz, olmaz. Devlette saydamlığı sağlayacaksınız. Devlet şeffaf olacak. Devlet dediğiniz kurum şeffaftır. Devlet dediğiniz kurum vatandaştan vergi toplar. Adı üstünde. Zor alımdır bu. Vergi vermezse ceza keser. Ben senden vergi alıyorum. Vatandaş da diyor ki madem demokrasi var ben sana vergi veriyorum. Paramı nereye harcadın bana söyle diyor. Hayır ben parayı nereye harcadığımı sana söylemeyeceğim. Olmaz. Bunun için de bir vergi konseyi kuruyoruz. Her kuruşun hesabı millete verilecek. Her kuruşun hesabı. Belediye başkanımız burada. 7 maddemiz var. Dolu belediye başkanımız. O 7 maddeden birisi şu. Harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Harcadığınız paranın her kuruşunun hesabını millete vereceksiniz. Vermediğiniz takdirde belediye başkanlığını su götürür. O nedenle bizim belediye başkanlarımıza 7 madde ayda bir sefer okuyacaksınız diyorum. Her birisi makamını asacak onu. Biz bunu yapıyoruz. Dolayısıyla devlette para var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti zengin bir devlettir. Her türlü imkanı var, parası, geliri de var ama yanlış yere harcandığı için böyle tablolarla karşılaşıyoruz. Başka bir şey daha, kesin hesap komisyonu kuracağız. Diyeceksiniz ki ne demek kesin hesap komisyonu? Kesin hesap komisyonu şu, paraları ödediniz, vergiler tamam. Harcandı bu paralar, nerelere harcandı kimse bilmiyor. Nerelere harcandığını gösteren bir kanun var. Adı kesin hesap kanunu. Bütçe kanunuyla beraber gelir. Ama kesin hesap kanunu hiç tartışılmaz. Biz mecliste bir kesin hesap komisyonu kuracağız. Bunun sözünü verdik. 6 lider olarak sözünü verdik. Kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefetten olacak. İktidar olarak biz ana muhalefete hesap vereceğiz. Hesap vermekten korkulmaz arkadaşlar. Hesap vereceğiz. Gideceğiz, hesabını vereceğiz. Neyse burada. Bu neyi sağlar? Bir, yolsuzlukları kesinlikle önler. Bakan diyecek ki, ya arkadaşlar ben gidip kesin hesap komisyonunda hesap vereceğim. Bana bu soruyu soracaklar. Sakın bana bu soruları sorduracak, iş yaptırmayın diyecek. Yolsuzlukları engelleyecek. İki, siyasette ahlak gelecek, ahlak.
Ben gideceğim iktidar olarak kesin hesap komisyonda geçen yılın bütçesinin nasıl, nerelere harcandığının hesabını vereceğim. Bu olacak. Efendim, dijital hiç meraklanmayın. Onların hepsini halledeceğim. Hiç meraklanmayın. Devlet yönetmek aslında çok kolay bir iştir arkadaşlar. Çok zor bir iş değildir. Dünyanın en kolay işlerinden birisidir devleti yönetmek. Diyeceksiniz ki nasıl olur koskoca devleti yönetmek? Efendim, devlette herkesin görevi kanunla belirlenmiştir. Belediye başkanı görevi nedir? Açarsınız belediye başkanı, kanunda var, hepsi var. Muhtarın görevi nedir? Hepsi var. Odacının görevi ne var? Hepsi var. Doktorun görevi? Hepsi var. Üniversite rektörünün görevi? Hepsi var. İhale nasıl yapılır? Hepsi var. Saydam yapılacak, tamam. Peki, devleti yönetmek bu kadar kolaysa nasıl oluyor da devlet bu hale düşüyor? Liyakat sistemini bozarsanız devlette çürüme başlar o zaman. Ya ihale yapacağız. Dur kardeşim, ben şu işi halledeyim şurada. E ben ona inanmıyorum, yapmayacağım diye bir bürokrat ben kanuna uyacağım dediği zaman ben seni görevden alıyorum, benim her dediğimi yapacak dediğiniz andan itibaren o devlette çürüme başlar ve devlet yönetilemez hale gelir. Bugün olduğu gibi. Yoksa devlette herkesin görevi belli. Herkes işini yaparsa hiçbir sorun olmaz. Bakın, şöyle bir örnek vereyim. Kol saatiniz var değil mi? Saatin rakamları görürsünüz. Akrep yelkovanı görürsünüz. Ama minenin arkasındaki, kadranın arkasındaki işleyen çarkları görmezsiniz. Arka kapı açtığınızda görürsünüz. O çarklar ne kadar düzgün dönerse saat hiç yanlış göstermez. Devlet yönetimi budur. Çarkları düzgün yapacaksınız, düzgün kuracaksınız. Efendim, internet altyapısı ve teknoloji, bunlara büyük önem vermemiz lazım. Dünya şeyin, Avrupa'nın en zayıf internet ağı bizde, en ağır çalışan internet ağı bizde, en pahalı internet ağı bizde. Artık internet hava gibi, su gibi artık bir insan hakkı olmaya başladı. Buna da bakmak lazım. Başka, orta direği güçlendirmemiz lazım. Rahmetli Özal söylerdi, orta direk, orta direk diye. Orta direği güçlendirme, yani esnafı güçlendirmeniz lazım. Orta direk çökerse devlette büyük sıkıntılar başlar. Devlet yönetilemez olur. Orta direğin güçlenmesi lazım. İmkan sağlanması lazım. Kazanması lazım orta direğin. Her yere alışveriş merkezleri yaptınız. Gayet güzel. Ya haftanın bir günü kapatın kardeşim. Dünyanın her tarafında öyledir. Haftanın bir günü kapatılır. İster ben Fransa'da olduğum yıllarda çarşamba günüydü. Kapatılır, o gün insanlar gider esnaftan alışveriş yapar. Alışveriş merkezinde çalışanlar da bir gün, haftada bir gün tatil yapmış olurlar. Bu da kalkıyor. Böyle bir şey yok Türkiye'de. Günün neredeyse 12-13 saate orada insanlar çalışıyor. Haftanın 7 günü. Bu olmaz. İnsan haklarına aykırı. Devlette liyakat sistemini yeniden getireceğiz. Onu söyledim. Siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Öyle ihale takipçiliği yapanlar, şunlar bunlar artık siyasette olmayacak. Siyasette olan insanlar ahlaklı insanlar olacak. Düzgün insanlar olacak. Vatandaşa hesap vermeyi namuslu bir görev bilecek. Böyle yapacak. Bunların hepsi çözülür. Efendim, Düzce'de sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyum. Şimdi birazdan oturacağım buraya. Sizden iki isteğim var. Bir, aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Aklınıza gelen. Efendim, bu soruyu sorsam acaba genel başkan üzülür mü? Asla üzülmem. Bu soruyu sormak acaba doğru mudur? Sorun. Aklınızda bir tereddüt kalmasın. Benimle ilgili, partiyle ilgili, Türkiye ile ilgili neyse, aklınıza ne soru geliyorsa sorun. İki, her sorunuza büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Öyle topu çevireyim. Yoktur buradan, nasıl sıyırırız? Alttan mı gireyim, üstten? Yok arkadaş. Direkt ne soruyorsanız o soruya çok açık, çok net cevaplar vereceğim. Çünkü Türkiye'de bir yol ayrımına geldik arkadaşlar. Bir yol ayrımına geldik. Bu memleket hepimizin memleketi. Ve bu memlekette hepimiz huzur içinde yaşamak zorunda. Ve bu memlekette yaşayan her vatandaşın sorumluluğu var. Her vatandaşın. Benim de sorumluluğum var. Daha fazla, doğru, ben bunu biliyorum. Ama her vatandaşın da sorumluluğu var. Siyasi partiler takım tutulur gibi tutulmaz. Efendim, ben Fenerbahçeliyim, Trabzonsporluyum, Beşiktaşlıyım,
Galatasaraylıyım, Ankara güçlüyüm. Yenilse de kazansa da biz takımı tutarız. Siyasi partiler öyle değil. Futbol kulüpleri devlet yönetmezler. Devlet yönetmek ayrı bir şey. Adaletle devleti yöneteceksin. Yönetemiyoruz. O zaman seçimi niye yapıyoruz? Seçim yapmamızın nedeni bir siyasi parti eğer Türkiye'yi kötü yönetiyorsa yeni bir siyasi partiyi getirmektir. Yeni bir anlayışı iktidar yapmaktır. Ve dolayısıyla bu çerçevede bakmak lazım. Her birimizin sorumluluğu var. Bu sorumlulukların bilincinde olmamız lazım. Efendim hepinize teşekkür ederim. Hepinize şükran borçluyum. Düzce'de olmaktan da son derece memnunum. Sağ olun efendim.